İşte lafa daldık. Bavulda buruştu bunlar. Onun kumaşı ütü istemiyor abla. Asınca açılır. Dün gece ne giydin? Bunu giydim işte. Cık, onu sormuyorum ben. Gecelik ne giydin? Sana ne canım? Aa. Ya anlatsana, merak ediyorum ya. Anlattım ya Mukaddes Hanım. Göl kenarı güzeldi. Sessiz, sakin. Tertemiz hava. Bak bak, nasıl anlamamazlıktan geliyor. Ben onu mu sordum? Mukaddes Hanım, haddini aşma. Ne olur. Sınırını aşma. Aman tamam, anlatmasan anlatma. Ama iyi gördüm ben seni. Sen ne yaptın Fatma Gül? Gezdik biz de. Çok değişik bir gündü. Gecece çok geç geldiler. Sabah tabii kalktım, artık şakıyor Fatma Gül. Güzel bir sevgililer günü geçirmiş onlar da, değil mi? Ne güzel. Hemen arkasından da bu oldu işte. Artık hayatımda ne kadar güzel bir şey olursa olsun tadını çıkaramıyorum. Hemen arkasından canımı sıkacak bir şey oluyor. Gerçi alıştım artık. E Mustafa'ya senin niye canın sıkılıyor ki? Çıktı her şey ortaya işte. Bakar mısın Mustafa'ya? Senin için katil de oldu. İntikam alacağım diye kendi hayatını da mahvetti. Hii, tam Kerim'in çıldıracağı şey ya. Ona mı kalmış Fatma Gül'ün intikamını almak? Ama da nişanlısına sahip çıksaymış. O zaman ne elini kana bulardı ne de... Kim gelmiş? Uyandı mı? Uyandı. Ver bana. Halasının güzeli. Günaydın. Günaydın canım. Benim telefonum çalıyor. Sonunda baş başa kalabildik. Öyle oldu. Resmi kaldırmışsın. Rahatsız olursun diye düşündüm. Bunun yeri çekmece değil. Bunun yeri burası.